Evet, sevgili seyirciler, Avrupa Birliği'nin ve Belçika'nın başkenti Brüksel'den sevgiler, saygılar. Akşamınız hayırlara vesile olsun. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, epey zamandır Brüksel gündemi programından uzak kalmıştık. Tabii ki yoğunluk var. Türkiye seyahatleri, oradaki medya çalışmaları, Brüksel'deki medya çalışmaları, bu yoğunluktan YouTube, Facebook ve sanal ortamda yayın yapmak elbette zaman istiyor, mekan istiyor. Kolay da değil tabii ki. Biliyorsunuz artık dijital dünyada herkesin bir platformu, herkesin bir mikrofonu, herkesin bir YouTube kanalı var. Böyle olunca tabii ki bu çeşitlilik içinde tabii ki bilgiye ulaşmak, haberdar etmek konusu öne çıkıyor. Sevgili okurlar, tabii ki pandemi döneminden sonra uzun bir süre sizlerden ayrı kaldık. Ayrı kaldık diyorum ama aslında biz sizlerle beraberiz. Nerede beraberiz? Bir kere www.belhaber.be, yine www.brukseltürk.be ve bizimsakarya.com.tr'de her gün Yusuf Çınal yazıları sürüyor. Tabii ki bizi izleyen, bizi takip edenler bizi yakından neler yaptığımızı, nelerle iştigal ettiğimizi, neler söylediğimizi çok iyi biliyor. Sevgili okurlar, tabii ki bugün 104 yıl önce Samsun'da o aydınlanma meşalesini yakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış günü. Evet, yani işte Samsun'a çıktı da ne oldu diyenler vardır. Efendim padişah gönderdi diyenler vardır. İngilizlerin adamıydı diyenler vardır. Diyenler çok sevgili okurlar. Ama önemli olan Türk milletinin bağrından çıkmış, efsaneleşmiş, destanlaşmış bir kahramanın evet hatırasını yaşatmak, onun bizlere emanet ettiği en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti evet devletini yaşatmak bizim için en büyük görevlerden birisi. Tabii ki ben Samsun deyince hemen Havza'yı hatırlarım, Bandırma vapurunu hatırlarım, Amasya, Sivas, Erzurum kongrelerini hatırlarım. O zorlu evet yılları hatırlarım. Hemen hatırlatacak olursak biliyorsunuz Mondros Mütarekesi ile Almanlar yenik sayıldığı için biz de Almanların safında olduğumuz için Türkiye Osmanlı da yenik sayıldı ve Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu süreçte İngilizler İstanbul'a, Fransızlar Kahramanmaraş, Antep dolaylarına, İtalyanlar Antalya'ya, Yunanlılar Ege'ye ve İngilizler de İstanbul'u işgal ettiler. O zorlu günleri Cumhuriyet yazarları ne güzel anlatır. Halide Edip Adıvarlar, Reşat Nuri Güntekinler, efendim Yakup Kadriler ve diğerleri. Okusak, bilgilensek ve Atatürk'ün gerçekten Türk milletinin bağrından çıkan bir kahraman olduğunu bizzat kelimelerle, efendim cümlelerle, anlatımlarla kendimiz görsek. Tabii ki bunları anlatırken aklıma Havza geldi. Bir heyetle birlikte Merzifon'a, oradan da Havza'ya geçmiştik. Havza'da Atatürk'ün kaldığı evi ziyaret ettik. Tabii ki aramızda Polonyalı bir yabancı arkadaşımız da vardı. Sevgili Aziz Şahin'in kulakları çınlasın. Atik Genel Başkanı. O da kafiledeydi. Tabii ki Atatürk'ün tabii ki Havza'daki kaldığı evi görünce hüzünlenmemek, orada dertlenmemek ne mümkün. Tabii ki vatandaşlarımız Samsun'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kalamayacağını kendisine haber verdiklerinde işte İngilizler burada,
çeteciler var, efendim hilafet yanlıları var falan bir yığın gerekçe var. Tabii ki Türkiye o yıllarda, Türkiye diyorum, Osmanlı'nın son yılları gerçekten zor yıllar. Havzada Atatürk'ün evini gezdik, dolaştık, hüzünlendik ve orada şunu gördüm ki Atatürk gelecek diye Havzalılar ayağa kalkmışlar. Hepsi Atatürk'e ceiz, gelinlik, hani gelinlik kızımıza ceizlik düzeriz ya, öyle bir oda düzmüşler. Kimi yastığını, kimi yorganını, kimi karyolasını getirmiş, kimi de lüks lambasını getirmiş ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Havzalılar konuk etmişler. Tabii ki işin ilginç yanı, ziyaret ettik, çıktık. Polonyalı arkadaşımız büyük bir höngürükle böyle hıçkırarak ağlıyor. Tabii merak ettik, acaba kendisine bir şeyler mi oldu, bir şeyler mi yapıldı diye düşündüğümüzde tabii ki sevgili Aziz Şahin kardeşim hemen sordu, öğrendi. Dedi ki, evet, bu Polonyalı arkadaşımız Atatürk'e ağlıyor. Atatürk'e ağlıyor. Türk milletine ağlıyor. Hayret ettik. Yani bu ağlayışın arkasında ne var diye. Ve dedi ki o Polonyalı bizim konuğumuz, misafirimiz, biz Polonyalılarda aynı istiklal mücadelesini verdik. Ama bizim istiklal mücadelemizde her şey hazırdı. Ama Atatürk o büyük mücadeleye başladığı zaman hiçbir şeyi yokmuş diyerek nasıl da iç çekerek ağlamıştı. Bunu hiç unutmam. Tabii ki sevgili izleyenler, unutmayacağımız çok şeyler var. Mesela Sakarya'nın Akyazı ilçesi Alaaç Köyü İlkokulu'nu hiç unutmam. Orada 10 Kasımları, 29 Ekimleri, 23 Nisanları ve yine Akyazı Ortaokulu ve Lisesi'ndeki o 19 Mayıs törenlerini unutmak olur mu? Tabii ki ara verince sevgili izleyenler öyle böyle patır patır konuşmak gerçekten zor oluyor. Bu akşam sevgili izleyenler, bizi takip edenler, değerli konuklarımız, biraz hasbihal edelim. Dünden bugüne, yani 104 yıl önceye gittik. Bugünlere gelecek olursak neler söyleriz, neler konuşuruz, neler konuşmayız. Ama Türk çocuklarına yine bir göz atalım, bir kulak verelim. Thank you.
Evet, Atatürk çocuklarını dinledik. Dinlemeye de doyamıyoruz. Bu sıralarda tabii ki yurdumun kentlerinde, ilçelerinde, dağlarında, taşlarında Atatürk adı, Cumhuriyet adı yankılanıyor. Buradan Fener alayları düzenleyenlere en içten sevgi, saygı dileklerimizi gönderiyoruz. Tabii ki bizimle bu yayınımızı izleyen sevgili Mehmet Uluköylü ve arkadaşlarına Sakarya'ya, Sapanca'ya, masmavi o nazar boncuğu gölümüze ve oradakilere de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyenler, gerçekten bu günler zor günler. Tabii ki zorluğu nedir diyeceksiniz. Bunu anlatmaya elbette şöyle bir iki dakika programlar sığmaz. Ama burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hemen bir konuya geçmek istiyorum buradan. Hemen. Bir konu dedim ama aslında bir yığın konu var. Bütün bunları bu programda konuşmak mümkün değil. Ama bugün gerçekten bizim Sakarya Gazetesi'nde benim bir yazım yer aldı. Bilmeyenler için yani farkında olmayanlar için şunu hatırlatalım ki benim her gün bizim Sakarya Gazetesi'nde her gün makalelerim yer alıyor. Bugünkü makalem bundan tam 3 yıl önce yazdığım bir makale sevgili okurlar. Yani 3 yıl önce yazdığım bir makaleyi sizlerle tabii ki paylaşıyorum. Takdir edersiniz ki yani 3 yıl önceki makaleyi Yusuf Çınal niye paylaştı? Yani burada eğer vaktiniz varsa yani okumayı çok seviyorsanız cep telefonunu bir kenara bırakıp şöyle gazete sayfalarında, kitap sayfalarında dolaşmayı çok seviyorsanız o zaman yazımızı gazete alamamışsanız ziyanı yok. www.bizimsakarya.com.tr adresinden okumak mümkün. Yani bunun için bir para vermeniz de gerekmiyor. Burada çok önemli hususlara değindim. Eski Sakaryaspor'un efsane başkanı Tuncer Tepe'nin rahmetli babasının anlattığı hikayeleri, yani hikaye diyorum, yaşanmışlıkları paylaştık. O dedesinin Yemen'e gidişi, Yemen'den dönüşü ve Doğu Anadolu'daki mücadeleye katılışı ve Çanakkale ve Türkiye'nin nasıl kazanıldığını ve gerçekten Sakarya'nın işgali sırasında annesinin kaç yaşında olduğunu, bütün bunları anlatıyor ve Sakarya'nın doğusuna nasıl geçtiklerini ve düşmanın Sakarya'dan nasıl kapı dışarı edildiğini, kovulduğunu, sürüldüğünü burada net bir şekilde anlatıyor. Yani Sakarya'nın işgal yıllarını bilmeyenler Atatürk'ü, Kuvayi Milliye zihniyetini, 19 Mayıs'ı, Samsun'u, Amasya'yı, Sivas'ı, Ankara'yı anlaması mümkün değildir. Onun için çok okumak, araştırmak, incelemek lazım. Yani insan bir kere şöyle sorar, soruşturur. Der ki, ya der, ya Atatürk adında bir kahraman. Acaba bunun heykellerini niye dikmişler? Evet, heykellerini niye dikmişler? Hani birileri diyor ya, siz heykel dikersiniz, biz de yol köprü yaparız. Evet, sevgili okurlar, eğer özgürlüğün, hürriyetin, bağımsızlığın olmasa o köprüleri, o yolları nasıl yapacaksın?
bir kere bunu kafamızın bir kenarına yazalım. Diğer bir kenarına da şunu yazalım. Milletler ancak ve ancak kahramanlarının heykellerini dikerler. Evet, unutmayınız. Milletler ancak ve ancak kahramanlarının heykellerini dikerler. Onun için biz Türk milleti Bilge Kağan'ı, Oğuz Kağan'ı, Vezir Tonyokuyuk'u ve oradan Alparslan'ı, Selçuklu Devleti'ni, Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini asla unutamayız. Bakın neler söyledim. Bütün bunları öğrenmek, araştırmak için zamana ve heyecana ihtiyaç var. İlgi göstermek lazım. Öyle kahve köşesine oturup efendim şu şöyle oldu, bu böyle oldu demenin hiç ama hiç alemi yok. Şimdi bu yazımın son bölümünde şöyle diyorum. Halkımızı bilgilendirme, haberdar etme yolunda gereğini yapan bir gazeteci olarak bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e, birey haklarına, özgürlüklerimize, yaşam hak, hukuk, eşitlik, fırsat, laiklik haklarımıza saldırıları, siyasi gelişmeleri takdirlerinize bırakıyorum. Evet, gerçekten de öyle sevgili izleyenler. 104 yıl önce Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesiyle bizleri aydınlatanların Türkiye'sinde Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlayabiliyorsak bu bile az şey değildir. Kutlu olsun, yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Evet, sevgili izleyenler, sevgili arkadaşlar, değerli konuklar. Tabii ki bütün bunları paylaşıyorum. Niye? Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir diye bizde bir söz vardır. Tabii ki araştıran, okuyan, gezen tabii ki çok bilir. Ve yine bizim dinimizin öğretilerindendir. İlim Çin'de olsa bile gidip alınız diye bize nasihatte bulunuluyor. Evet, değerli izleyenler, bu arada tabii ki kendi gazetemize de bir bakalım. Gazetemizde neler yazmışız? Biraz da onlardan sizleri bilgilendirelim. Hemen Bel Haber'e giriyoruz. Değerli konuklar, Bel Haber, Belçika Türklerine ve Avrupalı Türklere, Türkiye Türklerine olduğu kadar Orta Asya Türklerine, Dünya Türklerine de hizmet veriyor. Evet, bugünkü manşetimiz Atatürk'ün 104 yıl önce Samsun'a çıktığı günün sevinci içindeyiz. Gerçekten kutlu olsun. Maalesef dün olduğu gibi bugünlerde Atatürk'ü ne anlamıyla anabiliyoruz, ne o Samsun'a çıktığı günü yad edebiliyoruz, ne Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayabiliyoruz. Yine buradan bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizleri yine Sakarya'nın bir Akyazı ilçesi gününe götürmek istiyorum. O zamanlar Akyazı Ortaokulu var, Akyazı Lisesi var ve Akyazı Kız Meslek Lisesi var. Ve bütün 19 Mayıs'ları o dönemlerde öğretmenlerimizin katkıları, önderliği eşliğinde Akyazı futbol sahasında kutlardık. Şimdi orası farklı kamu binalarıyla, gençlik binalarıyla doldu. Yani bir kapalı spor salonumuz var, bir spor kompleksi var, Adalet Sarayı var, hemen karşısında bir orman işletme müdürlüğü var ve hemen arkasında Adalet Sarayı, Jandarma Bölük Komutanlığı ve bu topraklar eski Alaaç Köyü sınırları içindeydi. Ama ne yazık ki bugün
O ilk Alaaçlıların mezarlıkları da burada dar alanda kalmış bulunuyor. Yine gazetemizden söz edecek olursak, yine bugün siyasetle ilgili olarak Türkiye'de biliyorsunuz 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Tabii ki bu konuda sanal ortamda bir takım şaibeler var, tepkiler var, güvensizlik var, var oğlu var. Tabii ki bunlardan milletvekili seçimleri sonuçlandırıldı ama bu konuda Yüksek Seçim Kurulu henüz resmen bir açıklama yapmadı. Resmi gazetede de henüz milletvekillerinin nihai durumu yayınlanmış değil. Şimdi 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek. Bu konuda iki adayımız var. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ana Muhalefet Partisi ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacaklar. Şu sıralarda üçüncü aday, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakta yer alacağı konusunda yoğun bir çaba ve çalışma var. Bakalım önümüzdeki günler, saatler ne gösterecek? İşte bu haberlerden birisi, hatırlayacağınız gibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi açılımıyla ilgili yaptığı video ile ilgili 81 ile İçişleri Bakanlığı'nın bir genelge gönderdiği paylaşılıyor. Gelelim diğer haberimize. Maalesef şehitlerimiz vardı geçtiğimiz gün. Hem de 5 şehitimiz vardı. Mekanları cennet olsun. Onları unutmak olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Bu haberimiz de şehitlerimizle ilgili. Hemen ardından Almanya'da neler oluyor? Sevgili izleyenler, biliyorsunuz Almanya göç almaya devam ediyor. Hem Türkiye karşıtlarının hem de Türkiye'den bir şekilde ekonomik olarak göç edenlerin mekanı konumunda. Almanya'da büyük bir nüfus var. Oy kullanıldı. Bununla ilgili olarak şikayetler de var. Oradaki iki gazeteci dostumuzla ilgili yapılan şikayette bir gözaltı söz konusu oldu. Sevgili İsmail Erel benim yakın dostumdur ve arkadaşıyla birlikte bir süre gözaltında bulunduruldu ve serbest bırakıldı. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Evet, burada hedefte sandığa gitmeyenler ve iptal edilen oylar var. Evet, buradan çok önemli altını çizmemiz gereken husus şu: vatandaşlık görevini kullanmamız gerekiyor. Şu an sandığa gitmeyen aşağı yukarı 8,5 milyon vatandaşımız var. 1 milyon vatandaşımız da oyunu yanlış kullanmış. Yani 1 milyona yakın geçersiz oyumuz var. Dolayısıyla 9 milyona yakın bir oy potansiyeli yedekte duruyor. Bir de Sinan Oğan'a akan oylar var. Dolayısıyla hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı bu oyları almak için yoğun bir çaba ve yarış içindeler. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Avrupa'daki vatandaşlarımız yarın sabah 8'den itibaren oylarını kullanacaklar. Hemen burada bir bilgilendirmede bulunayım. Bu yine web sitelerimizde, sanal gazetelerimizde özellikle altını çizerek duyuruyoruz bütün vatandaşlarımıza. Brüksel ve Anvers'te saat 8 ile 23 arasında oylarınızı kullanabilirsiniz. Geçici olarak Hasselt sandık bölgesinde de saat 9 ile 18 arasında oylarınızı kullanabilirsiniz. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Yine seçimlerle ilgili İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Hoca'nın açıklamasını burada bir paylaştık. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için start verdiği haberi var. Ve yine Millet İttifakı'nın
seçim sonuçları sonrası bir araya gelmeleri haberi ile ve diğer haberler burada. Bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çiftçiler Günü, Dünya Çiftçiler Günü yaşandı, geçirildi. Hemşerimiz Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı sevgili Şemsi Bayraktar Çiftçiler Günü dolayısıyla medyaya önemli açıklamalarda bulundu ve Türk çiftçisinin dünden bugüne geldiği acı duruma işaret ederek önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizin mutlaka donatılmasını, desteklenmesini isteyerek pahalılığın buradan kaynaklandığını, soğanın, patatesin, biberin ve diğer gıda maddelerinin buradan fiyatlarının yükseldiğine işaret etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii ki başka haberlerimiz de var. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Yine bizim Sakarya'daki benim makalelerim aynı zamanda www.belhaber.be web sitemizde de yer alıyor. Yine bizimle birlikte olan yazarların da makalelerine burada yer veriyoruz. Yani geniş bir haber portföyü var. Kültürel dizaynı son derece önemli. Bakınız yine burada video bölümü de var. Yine sevgili Emir Kırın, Brüksel Senjos Belediye Başkanı Emir Kırın katıldığı bir açılış töreni videosu ve buna mukabil birçok video sizleri bekliyor. Diğer gazetemizden de şöyle söz etmek isterim. Tabii ki sadece Bel Haber değil, aynı zamanda bizim bir de Brüksel Türk gazetemiz var. Yani www.brukselturk.com. Bakın bugün Brüksel Türk'ün manşetinde Brüksel Senjos Belediye Başkanı Emir Kır'ın kabine arkadaşlarıyla birlikte, ilçe halkıyla birlikte düzenlediği ikinci karnaval etkinliklerinin renkli görüntüleri var. Habere girip haberin şöyle sayfalarına girdiğinizde gerçekten renkli resimler, görüntüler sizleri bekliyor. Bu haberi de sizlerle böylece paylaşmış oldum. Tabii ki Brüksel Türk'te diğer haberler de var sevgili izleyenler. Evet, gördüğünüz gibi Brüksel Türk'te aynı zamanda sponsor firmalarımız Otosedat ve Century 21 Tebzi Gündüz kardeşimizin reklamları yine başka reklamlarda burada yer alıyor. Evet, buradan tabii ki şöyle ana sayfaya tekrar geldik. Ana sayfada bakalım diğer haberlerimiz var. Yine Ulusal Birlikteliğe Giden Yol, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir paylaşım var. Ve yine ikinci bir paylaşım var. Ve sevgili izleyenler, Kırım Türkleri Brüksel'de soykırımı ve sürgünü protesto ettiler. Bununla da ilgili gerçekten çok önemli resimleri sizlerle paylaştık. Hatta bir video da var. Bak. Öz yaşatmıştım. Ben bu yerde yaşamadım. Yaşlığıma doyamadım. Ve tanıma hasret oldum. Ey güzel kara.
Men bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım. Ve tanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçaların meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım men bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Men bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bana çağa vatanım de, göz yaşı tutun. Kartlarıma semel çayı, duvarlar eten. En bu yerde yaşamadım, yaşlığıma koyamadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel karam. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel karam. Evet, sevgili izleyenler. Tabii ki Kırım'la ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki. Maalesef bugün Kırım Rusların işgali altında. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türk Milleti olarak Kırım'ın işgali konusunda hiçbir şey yapamadık. Ve bugün Ukrayna-Rusya savaşı da sürüyor. Çünkü Kırım Türklerinin büyük bir bölümü Mustafa Kırım Cemil oğlu olmak üzere Ukrayna topraklarında vatandaşı olarak bugün yaşamlarını sürdürüyorlar. İşte Kırım'dan sürgün edilen, Balkanlardan göçe zorlanan ve yine Orta Asya, Kafkaslardan Orta Asya çöllerine sürülen vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı insan hatırladığında gerçekten üzülüyor. Bugün hem Balkanları, hem Rodos'u, hem Girit'i ve Ege'deki o Türk varlığını bir düşünseniz. Nereden nereye? Bugün tabii ki elimizde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kıbrıs'ta yavru vatan bizimle birlikte. Bugün Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de varlıklarını sürdürüyorlar ama maalesef esaretten henüz kurtulmuş değiller. Bütün bunları öğrenmek için bir iki slogana sığınan ve Türkiye'de maalesef söylenene inanan, araştırmayan vatandaşlarımızın varlığını da burada inkar edemeyiz. İşte oy kullanacağız, sandık başına gideceğiz, tercihimizi yapacağız. Ama tercih yapanların büyük bir bölümünün gerekçeleri insanı üzmüyor, düşündürmüyor değil. Evet, tabii ki bunları önümüzdeki günlerde inşallah daha fazla konuşur, daha fazla irdeleriz. Bugün şöyle 40 dakikalık bir bölümde sizlerle birlikte olduk. Buradan bizi can kulağıyla dinleyen, izleyen bütün arkadaşlarımıza, okurlarımıza, sevenlerimize Brüksel'den kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.